Allah aşkına gelin şu hadisi bir daha burada zikredelim. Ya Resulallah mümin korkak olur mu? Evet. Mümin cimri olur mu? Evet. Mümin yalancı olur mu? Asla. Asla diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yalan müminle bir araya gelmez. Bir başka hadis zaten bunu söylüyor. Ne diyor? İman ile küfür, Doğruluk ile yalan, ihanet ile emniyet bir kalpte birleşmez. Eğer bir kalbe küfür girerse iman çıkar oradan. Doğruluk o varsa yalan olmaz orada ama yalan girerse oraya doğruluk çıkar. Aynen bu mıknatıs gibi böyle birbirini iter yani bir iki kutup gibi birbirini iter. Biri olursa biri olmaz. İhanet olursa emniyet olmaz. Peki yalan söyleyen kafir mi olur? Hayır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sözünden biz bunu anlamıyoruz ama şunu anlıyoruz. Yalan kafir sıfatıdır. Yalan mümin sıfatı değil. Yalan varsa eğer orada Kafir sıfatına ait bir şey vardır. Şimdi bu kadar önemli bakın, bu kadar önemli ve bugün biz bazen şakacıktan, bazen milleti güldürmek için, bazen işte adına pembe dediğimiz ama gerçekten de yalanın alası olan yalandan, bazen işte ağzından kaçtı ya öyle demek istemedim de öyle oldu diyerek neler neler söylüyoruz. Böyle bir günün muhasebesini yapsak bu noktada birçoğumuz kendimizi hesaba çektiğimizde. Ya biz ne kadar yalan söylüyormuşuz diyeceğiz çünkü artık yalama olmuş dilimiz zihnimiz bazı şeyler o kadar çok kullanılıyor ki farkında olmadan söylüyoruz. Adam geliyor karşımızdan biz de seviyoruz biraz da yalcılık yapıyoruz o yüzünü gören cennetlik ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hiç kimseyi Allah'ın izni olmadan işareti olmadan cennetle müjdelemedi sen bu sözü söylerken ne söylediğinin farkında mısın? Farkında olarak mı söylüyorsun yoksa gerçekten ne olacak ya işte öylesine söyledim gönlü olsun diye mi söylüyorsun? Neler neler söylüyoruz neler neler